Merhaba arkadaşlar, yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugün top dolu Call of Duty haberlerimiz var. Sezon 3 güncellemesinde Rebirth Island gelme olasılığı var. Ayrıca günceme tarihi ne zaman olacak ve şu anki Warzone hile durumu ne durumda? Hileciler oyundan banlanıyor mu? Ve Call of Duty mevcut durumunu bu videoda sizlerle birlikte tartışıyor olacağız. Bu videoyu şu anda izliyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Call of Duty içerikleri olsun, Warzone hakkında detaylı günceme bilgilerini paylaşıyoruz ve Twitch'te, YouTube'da canlı yayınlar yapıyoruz. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz ve şimdi videomuza başlayalım. Call of Duty Modern Warfare 3'te hayranların en sevdiği eski haritaları yeniden yayınlayarak toplumun sesini dinlemişti. Bu sadece Modern Warfare 2'nin tüm orijinal haritalarını içeren Modern Warfare 3 ile sınırlı değil, aynı zamanda Warzone'da da oldu. İkinci sezon Warzone Ranked Resurgence sayesinde Fortune's Keep haritasını tekrar gördük. Daha da iyi haber vereyim, veri madencileri Rebirth Island haritasını geri döneceğini işaret edebilecek bazı bilgiler buldular. Activision'ın geçen yıl Call of Duty Next etkinliğinde bunu duyurmasının ardından Rebirth Island'ın 2024'ün başlarında Warzone'a geri döneceğini zaten diyorduk. Ancak bu kadar da erken gelmesini beklemiyordum. Önceki Battle Pass'e bakarak Call of Duty Modern Warfare 3 ve Warzone için Season 3'ün çıkış tarihini tahmin edebiliriz. Her şey planları gibi giderse 3 Nisan 2024 tarihi gibi çıkması bekleniyor. Rebirth Island, Warzone Resurgence haritalarında Fortune's Keep, Vondel ve Ashika Island'la birlikte katılıyor olacak. Ancak Rebirth Island'ın bildiğimiz ve sevdiğimiz haritanın birebir kopyası mı olacak yoksa bazı değişiklikler mi yapılacak? Bunu tam olarak herhangi bir kaynak yok. Mekanları değiştirme imkanları var. Mesela Fortune's Keep'te yeni Ground Zero laboratuvar tarzı ve köprüler eklemişlerdi oyuna. Sezon 3 güncellemesinde de belki de bu tarz güncelleme haritada değişiklikler yapabilirler. Önümüzdeki birkaç hafta sonra zaten Activision bizlere resmi bilgileri paylaşacak ve paylaştığı zaman da sizlere bildiriyor olacağım. Rebirth Island haritası tekrar oyuna gelmesini ister misiniz yorumlara? Düşüncenizi yazabilirsiniz. Şimdi Call of Duty yıllardır hile sorunuyla uğraşıyor ve bence son zamanlarda Warzone olsun Modern Warfare 3 multiplayer oyun modlarında da hileciler artmaya başladı. Bunun sebebi ise oyunda çok fazla talep oluyor ve gerçekten insanlar hile yapıyor ve peki bu oyunun anti-cheat departmanı yok mu? Tabii ki de var. Bildiğimiz kadarıyla Ricochet Anti-Cheat 2021 yılında Activision tarafından çıkarıldı ve şu anki Call of Duty oyunlarında mevcut ve son paylaşımları bilgilerine göre 26.000 hesap banlandı ama nedense hala insanlar sorunlar yaşıyor ve hala hileler artıyor. Çoğu kişi Shadowban yediğini ve oyun bulma sorunlarını YouTube videolarımda sıklıkla görüyorum. O yüzden burada aslında yapacağınız çok bir şey yok. Eğer ki Activision Sports sitesinde ticket açma seçeneği varsa orada da yazabilirsiniz. Eğer ki yoksa minimum bir hafta içerisinde Shadowban kendinden gidiyor. Ve ban yemenizin büyük ihtimali oyun içi küfür veya küfürlü yazışmadan olabilir. Oyun ses botu var. O yüzden en ufak bir şekilde şikayet edildiği zaman bu aktif oluyor. Ya da hiçbir şekilde hile veya küfür etmediyseniz size spam report atmışlardır. Şu anda aklıma gelen olasılıklar bu. Peki hile sorunu düzelir mi bilmiyorum. Bazı gördüğüm ve araştırdığım kaynaklara göre bu hile satan siteler ve kişiler her zaman anti-cheat'i bypass etmek için farklı yöntemler deniyorlar. Ve mesela hile yapan kişi eğer ki X maçında report yerse otomatik olarak Ricochet anti-cheat araştırmasına giriyor. Ve hileyi yazan kişiler direkt bu özelliği kapatma seçeneği ekleyerek sisteme yakalanmıyor. Yani siz oyunda adamları hileyle öldürürken bir anda Activision kara listesine giriyorsunuz ve bir anda tak o tuşu kapatıyorlar ve tekrar hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyorsunuz. Özellikle bu durum hakkında acaba Activision herhangi bir yasal dava açtı mı? Ve en son baktığımda geçen yıl Activision bir X sitesine hile satan bir siteye, genellikle bu site Destiny veya farklı oyunlarda da hile satıyorlar, sırf Call of Duty mevcut değil. Ve Activision davayı kazanarak bu site 3 milyon dolar ödedi. Ve işin komik tarafı arkadaşlar, bu siteye geçen baktığımda hala aktif ve hala anti-cheat satıyorlar. Onların da sadece Battle.net, Steam gibi platformlarda sunuyorlar, yani konsol yok. Ayrıca de anti-cheat korumalı, yani Ricochet anti-cheat bunu tespit edemiyor diye garantiliyorlar. Ama oyunda report yerseniz banlanma olasılığınız var diye bunu da açıklama kısmında yazıyorlar. Evet, gerçekten bu duruma çok üzülüyorum çünkü Call of Duty bildiğiniz üzere çok potansiyelli bir oyun ve son yıllarda çok sorunlar çekse de en azından topluluğu geri kazanmayı başardı. Evet, dediğim gibi ileriki zamanlarda Call of Duty hala böyle devam ederse muhtemelen oyuncu
topluluğunu kaybetmeye devam edebilirler. Ama bana sorarsanız şu anki oyunun mevcut durumu güzel ve güncellemeler gerçekten çok güzel. Çünkü arada sıra çok sıkıntılar olsa da sosyal medyada herhangi bir oyunda sıkıntı olduğunu mu direkt bizlere paylaşıyor. En azından iletişim kaynağında Activision'ın ve Call of Duty'nin bu durumda tutumluluğunu gerçekten çok seviyorum. O yüzden konular hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sezon 3 güncellemesinde Rebirth Island tekrar geliyor olacak. Ve ayrıca de oyunun hile durumu ve Call of Duty'nin şu anki mevcut durumu hakkında yorumlara düşüncenizi yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikler seviyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz ve videolara beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.